Resulullah buyurdu ki, Allah nezdinde tövbe eden mümin erkek ve kadından daha sevimli bir şey yoktur. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendim hepinizin gecesi hayırlı olsun. Mevlam yürüyüşünüzü, nefes alışverişinizi bereketlenmiş olan ve Allah'ın razı olduğu kulların yürüyüşünden eylesin. Bazı insanlar vardır, hayat onlara acımasızdır. Yola çıkarlar, yolda savrulurlar. Bir rüzgar gelir onları sağa sola iter. Bazı insanlar vardır, en keskin rüzgarların, en savuran darbelerin, en sarsıncı tuzakların önünde yıkılmadan dimdik dururlar. Hayat onlara ne hazırlasa da onların bir derdi vardır, bir çilesi var, bir yürüyüşü vardır. O yürüyüşe hiç kimse engel olamaz. Sonunda vuslata varırlar. Sonunda mutlaka varış noktasına varırlar. Yolda varırken yaralanırlar. Büyük yaralar alırlar, büyük darbeler alırlar. Ama sonunda mutlaka kazanan onlar olur. Bugün bahis konusu olacak olan konuşacağımız hadise, çileye kucak açmış ama en büyük çile peygamberinin yanında çilesini küçültmüş ama tarihe, kıyamete kadar belleklerde adı silinmemiş bir isim olarak yer edinmiş, mekan kazımış olan bir sahabi. Doğarken gözleri görmeyen bir sahabi. Garip kendi halinde ve gariban. Dünyadan ve dünyanın nimetlerinden çok istifade edememiş. Görebilme nimetinden hiç istifade edememiş bir mazlum. Ama en büyük şerefi Hazreti Peygamber'i gördü ya, onunla yürüdü ya, onunla beraber engebeleri, akabeleri açtı ya. Sonra geldi ve Resulullah'ın müezzini olabilme şerefine ulaşıverdi. Bugün ondan ve onun hakkında inen ayetlerden bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de bu zatı anlatan tam 16 ayet vardır. Abese suresinin ayetlerinin çoğu bu insanın halinden, onun Resulullah'la olan ilgisinden, yürüyüşünden bahseder. O ayetler onu o kadar yüceltir, o kadar özel bir insan haline getirir ki şu an bile namazda abese ve tevelle en ca'ehul a'ma derken biz onu anlatıyoruz. Hazreti Peygamber'in kınandığı bir sahabidir. Uğruna Resulullah'ın dikkatinin çekildiği bir sahabidir. Allah'ın niçin böyle yaptın peygamberim, yapmamalıydın dediği bir zattır. Sureye girmeden önce, onun hakkında inen ayetlere girmeden önce şunu söylemek lazım. Hazreti Peygamber Medine'den çıktığında, bir yere doğru gittiğinde kendi yerine vekil olarak Medine-i Münevvere'de bu sahabeyi bırakırdı. Bu büyük sahabeyi bırakırdı. Sen benim adıma kararları verirsin derdi. Gözleri görmeyen bir sahabi, gözleri görebilen yüzlerce binlerce sahabiye önder olacak, ön tarafa konacak. Özürlü bir sahabinin, özürlü bir insanın, sağlıklı olan insanların önünde hüküm verebileceğini, karar verebileceğini, önder olabileceğini anlatan müthiş bir hadisedir bu. Ayet-i kerimeler iniyordu. Gerektiği anda Medine'yi müdafaa, İslam'ı anlatabilme anlamında, eğer harp sahasına gidecekseniz sizi yürümeniz gerekir, orada peygamberi yalnız bırakamazsınız diyen ayetler iniyordu. Fakat İbni Umu Mektum ama olduğu için ağlıyordu. Ben savaşa katılamayacak mıyım diye. Ayet-i kerime iniyordu. Leysa alel a'ma haracun ve la alel a'raci harac ve la alel maridi harac. Gözü görmeyene bir sıkıntı yok, katılmayabilir. Sakat olmayana bir sıkıntı yok, katılmayabilir. Ağlıyordu, geri gerisin dönüyordu. Allah'ın Resulü, biz belki savaşamayız ama ben İbni Umu Mektum olarak savaşamam belki ama ölmeyi beceririm en azından. Sonra eline sancağı alacak ve girecektir. Sonra şunu diyecektir, ya Resulallah beni safların arasına koy, kaçamam ki ben.
sağımı solumu göremem, bari gövdem siper olsun. Diğer Müslüman kardeşlerimin ölmemesi için gövdemi siper edeyim. Sancağınla beraber yıkılayım. Başım mı kopmuş, ayağım mı kopmuş, elim mi kopmuş, bacaklarım mı parçalanmış? Gam yemem, yeter ki senin gittiğin yolda başımı verebileyim. Beni safların arasına koyar mısınız diyen ince, zarif, tam cesur bir mümin sahabi İbni Ummu Mektum. Hadise şuydu. Bir gün Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Mekke'nin ileri gelen bu diktatörleriyle konuşuyor. Kim bunlar? Ebu Cehil, Velid, Şeybe, Umeyye, Ebu Leheb gibileri, her biri azı dişi bir Uhud dağı kadar kabarık olan diktatörler. Dinozorlar, yeni tabir, güncel tabirle döneminin en büyük dinozorları, Hazreti Peygamber onları imana çağırmak için dil döküyor. İslam'ı anlatıyor, tebliğ ediyor. Allah Nebisi oraya odaklanmış, bütün gayretini, himmetini, bütün zamanını onlara odaklanmış, onları Müslüman edebilir miyim derdi. Çünkü onlar Müslüman olsalar, Müslümanlar rahatlayacaklar. Bir anda İbni Ummu Mektum elindeki sopayla içeri girer. Hazreti Peygamber öyle meşgul ki o anda Mekkelilerle, Ebu Cehil gibi zalimlerle o kadar meşgul ki onların sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Onları İslam'a, Allah'ın birliğine çağırıyor. Selamete çağırırken İbni Ummu Mektum, o ama sahabi, birdenbire Resulullah'ın huzuruna girer. Sonra elindeki sopayı yere vurarak ses çıkaran bir şekilde der ki, Muhammed bana anlat, bana. Muhammed bana anlat, Allah'ın Resulü, sen bunu uyar, bunu kendini kastediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir an duraksar. Çünkü konuşması kesilmiştir. Çünkü Mekkelilerle öyle bir ortama geldi ki, öyle bir kıvamına getirdi ki, yumuşattı ki onları, bir anda belki Ebu Leheb, Ebu Şeybe, Umeyye, Velid gibi, Muğira gibi, her biri bir aşiretin, bir kavmin lideri olan bu adamlar belki bir anda Hazreti Peygamber'e iman edecekler. Biz belki bir anda Müslüman olduk Muhammed diyecekler. Allah Nebisi tam böyle son darbeyi vuracak. Onları bir anda çekecek yanına. Şeytanın kulluğundan Allah'a çekecek. Rahmete getirecek. Tam böyle sonuç alacak bir anda İbni Ummu Mektum bıçak keser gibi ortamı kesti. Görmediği için de bağırıyordu, beni uyar Allah'ın Resulü, beni uyar. Hazreti Peygamber şöyle bir döndü, baktı İbni Ummu Mektum'a. Sonra Resulullah yüzünü ekşitti. Kurban olunası o yüzünü ekşitti. Sırtını çevirdi ve Mekke müşrikleriyle konuşmaya devam etti. İbni Ummu Mektum bu görmedi bu hadiseyi. Ama Nebi İbni Ummu Mektum'u değil, Mekke'nin liderlerini tercih etti. O bir tercihtir. Nefis adına yapılan bir tercih değil. Allah'a çağırma adına zor olan bir tercih. En zoru yapıyordu Resulullah. Gönlü İbni Ummu Mektum'dan ama akıl Mekke müşriklerine dönmekten yanaydı. Allah Nebisi o doğru olanı yapmıştır belki ama Allah bunun doğru olmadığını söyleyecektir. Tam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o dozdayken ve o andayken ayeti kerimeler bir biri ardınca bir Cebrail ağırlığıyla, binlerce ton ağırlığıyla Hazreti Peygamber'in omuzlarına öyle bir çöktü ki ayetler, Allah Nebisi bir anda değişti. Kur'an birinci sure, birinci ayette, Abese suresinin birinci ayetinde Abese ve tevella en ca'ehul a'ma. Ayeti kerime öyle diyordu. Abese yüzünü ekşitti. Kim? Muhammed. Ama Kur'an Hazreti Peygamber'e olan iltimasını üst düzeyde tutuyor. Abese Muhammed demiyor. Muhammed'in adını, aleyhissalatü vesselamın adını hoşlanılmayan bir fiille bir araya getirmemek için. Saklıyor failini ama failini herkes biliyor. Abese yüzünü ekşitti.
eksiltmemeliydi. Ve tevella ve bir de sır çevirdi. Kim? Resulullah. Ama Allah peygamberini de uyarıyor. O Muhammed Mustafa olmasına rağmen yapmaman gereken bir şey vardı. Eğer o kör görmüyorsa senin yüzünü ekşittiğini, sırtını çevirdiğini, Rabbin görüyor Muhammed. Mekke'nin müşrikleri görüyor Muhammed. Senin mustarip sahaben görüyor. Sana yakışmadı bu. Abese ve tevella en ca'ehu'l ama. Yüzünü ekşitip sırtını çevirdi Muhammed. Ama ona geldi diye. Yani ama olan sahabi ona geldi diye Hazreti Muhammed bir anda yüzünü ekşitti, sırtını çevirdi. Devam ediyor ayeti kerime. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Sen nereden biliyorsun Muhammed? Belki de temizlenecekti. Belki de temizlenecekti. Ama sen temizlenmek isteyen insanı bir anda bir kenarda unutuyorsun, bir kenara bırakıyorsun. Temizlenmek niyetinde olmayanı çağırıyorsun. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Demek ki İslam'a giderken önce anlamak, hayır önce temizlenmek için gideceksin. Bu nedenle önce يَزَّكَّ diyordu. Hazreti İbn-i Mektum'a diyordu ki o temizlenmek istiyor Muhammed. Sen onu temizlemiyorsun. Temizlenmemeye gayret etmiş olanı temizlemeye çalışıyorsun. يَزَّكَّ. Önce İslam'a giderken İslam'ı anlamaya çalış, kalbini temizle diyor. Dini bilmeyen, ateist olan, başka bir dine mensup olana diyor ki İslam'a giderken temiz git, anlamak ama temizlenmek niyetiyle git. Kavga etmek, gitme, etmek için gitme Müslümanlığa. İslam'la kavga ederek Müslümanlığı anlayamazsın. Ben açığını bulurum dini diyorsan sen açığa düşmüşsün zaten. Nasip etmez ki Allah sana. يَزَّكَّ. O temizlenmek istiyordu. اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَأَهُ الزِّكْرَ. Belki temizlenmek istiyordu da menfaat sağlayacaktı imanı ona. Ama sana gelince ey Muhammed, اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَ. Ama kendisini mustağni gören, zengin görene gelince, فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّ. Sen de ona habire dil döküyorsun. Sen temizlenmek isteyeni terk ediyorsun Muhammed. Sen temizlenmemeye gayret edeni, bütün dilini, damağını, kalbini Allah'a kapatmış olanı ise tercih ediyorsun. Bu Muhammed'in yapması gereken bir şey değildir. Muhammed bunu yapmamalıdır. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّ. Sana ne eğer o iman etmiyorsa? Ebu Cehil için, Ebu Leheb için bu kadar gayret ediyorsun. Sana ne ey Muhammed? Eğer o iman etmeyi düşünmüyorsa, o iman etmeye 7. ayet iniyordu. Sen İman etmeye niyetlenmeyene habire gayret ediyorsun. Ebu Leheb'e dil döküyorsun. Velide dil döküyorsun. Ummu Mektum'u ise terk ediyorsun. O gözleri görmüyor diye, o sana yakındır diye dostunu terk ediyorsun, ahyara gidiyorsun. Düşmanı kazanmaya çalışıyorsun. Hayır Muhammed Aleyhisselam, sen önce dostunu tut elinde, ondan sonra düşmanını kazanırsın. Müthiş bir ayet, müthiş bir sure. Kademe kademe edeplendiren bir sure. Yıllar sonra Şeyh Edebali'nin söylediği sözler ne kadar manidardı. Abese'yi ifade eden doğrular. Sen dostunu kaybettin. Düşmanı kazanmaya çalışırken dostunu dahi yitirdin. Önce dostunu unutma, sonra düşmanını kazanırsın belki. Ayet dozunda ve ayet kademe kademe nasıl iç alemini yıkıyordu. Sonra devam ediyor 8. ayet. Ve emmen men caeke yes'a. Sana doğru sa'y eden, sana doğru koşuşan, koşanana gelince ve huve yahşa. Onun kalbinde bir de korku vardır. Allah'tan korku vardır. Fe ente anhu telaha. Sen onu aldırmıyorsun. Sana gelen köre aldırmıyorsun. Sana koşana aldırmıyorsun. Sonra dönüyordu ayet. Kella inneha tezkira. Hayır hayır Muhammed, bilesin ki Allah'ın ayeti bu, o bir uyarıdır. Femen şa'e zekara. İsteyen Allah lütfeder ve anlar. 1 ve 16. ayet. Peki sonra ne oldu? Abese suresi indi. Mekke-i Mükerreme'den gelen sahabi İbni Mektum Medine'de
sure Mekke-i Mükerreme'den gelen ve Mekke-i Mükerreme'de hakkında ayet inen Hazreti İbni Ummu Mektum Resulullah'ın yanına gelecektir. Daha sonraki dönemde Hazreti Peygamber o âmâ sahabeyi her gördüğünde ayağa kalkacak. Resulullah cübbesini çıkaracak, cübbesini yere serecek. Sonra diyecektir ki İbni Ummu Mektum'a gel ve otur diyecek. Gel ve otur. Ey Allah'ın hakkında beni uyardığı adam gel ve otur diyecek ve onu oturtacaktır. Abese suresi çağları aşan o davetle mazlumun yanında olunmasını, kişinin garipliğine, özrüne, fakirine bakılmadan kim neyi hak ediyorsa zenginden güçlüden yana olmayı değil mazlumdan yana olmayı deklare eden, tarihe geçen ve şu an bile iman her namazımızda okumuş olduğumuz son derece manidar bir ayettir, bir suredir. Abese yüzünü ekşitti, sırtını çevirdi. Muhammed öyle yapmamalıydın. Hazreti Peygamber unutmayacaktır bunu hiçbir zaman. Her İbni Ummu Mektum'u gördüğünde gel Allah'ın beni ondan dolayı uyardığı adam gel diyecek, kucağını açacak. İbni Ummu Mektum'u oturduğu sofranın en üst tabakasına oturtacaktır. Peki ne olacaktır? Kadisiye döneminde İbni Ummu Mektum Hazreti Ömer'in döneminde savaşa katılacaktır. Ve Kadisiye'de, Kadisiye Savaşı'nda İslam sancağını taşırken şehit olacak. İbni Ummu Mektum'un güzel bir özelliği vardı. Hazreti Peygamber'in Medine'de başını yastığına koyduğu, Rabbine vuslata erdiği, vefat ettiği gün herkesin savrulup ağladığı anda Peygamber'in müezzini İbni Ummu Mektum وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ ayeti kerimesini okuyacak. Sırtını Resulullah'ın kabrinin bulunduğu, şu andaki kabrinin bulunduğu, Resulullah'ın mübarek cesedinin bulunduğu duvara dayayacak, bu ayeti okuyacak. Muhammed ancak Allah'ın bir Resulüdür. Önceki peygamberler gibi o ölür veya öldürülürse sırtınızı çevirecek, ayak üstü geri gerisin mi döneceksiniz ayeti kerimesiyle en zor dönemde sahabeyi uyaran bir sahabi, bir büyük sahabi olarak İslam tarihinde, sahabi tarihindeki yerini bulacaktır. Ve oradan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen bir Beşir'den bahsedeyim. İlginç. Beşir Basralı bir sahabi. Medine-i Münevvere'ye ziyarete gelir. Alışverişini yapar ve bir gün dönmek ister Medine'den. Ama dönmek isterken der ki Hazreti Peygamber'e gideyim. Şu adamdan bahsediyorlar, Resulullah'ı kastediyor. Onu çok övüyorlar, nasıl bir adam. Hele yakından bir göreyim. Gerçekten övüldüğü kadar büyük bir insan mı? Hazreti Peygamber'in yanına gider. Beşir, ama Beşir'in esas ismi Nezir'dir. Nezir de uyarı demektir. Hazreti Peygamber yanına oturan kişiye, yabancıya bakar. Sen kimsin der. Ben Basralıyım der Muhammed. Müslüman değil henüz. Allah Nebisi sorar, senin adın nedir? Benim adım Nezir der. Resulullah der ki, o kötü bir isim. Nezir ismi iyi değil ki der. Çünkü Arapçada Nezir uyaran demek. Uyaran, azabı uyaran, azaba karşı. Bir isim olarak değil, bir sıfat olarak güzel belki. Ama bir isim olarak Allah Nebisi savaşı, kavgayı, uğursuzluğu çağrıştıracak bütün isimleri değiştirmiştir. Der ki senin adın Nezir olmasın, senin adın Beşir olsun. Yani müjdeleyen anlamında. Hazreti Beşir susar, bir şey söylemez. Sonra der ki Resulullah'a döner, Muhammed senin dinin nasıl bir dindir? Allah'ın Nebisi döner ve der ki Allah'a iman edeceksin. Benim peygamber olduğuma iman edeceksin. Ramazan'da oruç tutacaksın, zekatını vereceksin, hacca gideceksin ve Allah için gerektiğinde mücadele edeceksin. Beşir durur bir an, diğer ismiyle Nezir durur bir an, eski ismi Nezir, yeni ismi Beşir olan zat bir an duraksar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a döner ve der ki Allah'ın Resulü senin peygamberliğini kabul edeceğim ama bir şartım vardır.
Resulullah der ki senin şartın nedir söyle bakayım Beşir. Benim şartım şudur der. Sen benden zekat istiyorsun. Yani fakirlere ödenmek üzere para istiyorsun. Ama ben alın terimi niye başkalarıyla paylaşayım? Şu zekattan vazgeç. Bir de diyorsun ki Allah yolunda gerekirse savaşacaksın, mücadele edeceksin. Ben de hayatı çok seviyorum. Canım çok tatlı benim için. Ben hayattan da vazgeçemem. Ben Allah yolunda mücadele edemem. Eğer bu iki şey hariç olursa senin Allah'ın Resulü olduğuna, Allah'ın bir olduğuna, hacca ve diğerlerine iman ederim ama zekat hayır, Allah yolunda mücadele hayır. Salat ve selam gülümser. Tatlı dudaklarında tatlı bir tebessüm. Ellerini uzat, Beşir uzat ellerini der. Beşir ellerini uzatır. Der ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Beşir, zekat yok, Allah yolunda mücadele yok. Peki sen cennete nasıl gireceksin? Neyle girmeyi düşünüyorsun? Zekatı vermeyeceksin, Allah yolunda da ayağın tozlanmayacak, hayata bu kadar bağlısın. Peki cennetin yolunu nasıl bulacaksın Beşir? Hele sen söyle bana, ben sana cevabını vereyim. Beşir bir an durdu, hani bir odak noktası var ya, hani dönülemeyecek bir an var ya, hani insanın nutkunun tutulduğu, beyninin allak bullak olduğu, bütün kainatın bir anda önünde el pençe durdu bir an var ya, işte o andır. Hazreti Beşir eski ismiyle Hazreti Nezir için döner ve der ki Allah'ın Resulü uzat elini tutayım. Zekatı da vereceğim. Gerekirse Allah yolunda tozlanacak ayaklarım, sakalım, başım. Baş verilecekse, vermem lazımsa veririm Allah'ın Resulü. Müslüman olacaktır. Sonra diyecektir ki ben Suffa'ya yerleşebilir miyim? Ticareti bırakacak her şeyi. Malını, mülkünü bir kenara atacak ve diyecek ki ben öğrencin olabilir miyim ya Resulallah? Hazreti Peygamber şu anda Medine'de mezarının arkasındaki o yerde olan o büyük üniversiteye, Suffa'ya yerleştirecek. Suffa'nın bir müdavimi olacak. Ticaretine devam edecek ama ticaretini Suffa'ya dökmek için, İslam öğrencilerine hizmet edebilmek için, ticaretini Allah rızası için kazanıp Allah rızası için harcayan, Allah rızası için kazandı deyip de kendi rızası için harcayanlardan değil, hakikaten Allah için harcayıp Allah için kazananlardan olacak. Ve o Resulullah'a ait son bir hadiseye şehadet edecek. Hazreti Beşir diyecektir ki bir gece Resulullah'ı takip ettim. Dışarı çıkmıştım. Resulullah'ın cübbesine sarılmış bir halde hızlı hızlı yürüdüğünü gördüm. Medine'de bir gece yarısıydı. Ay gölgenin içindeydi ve ay uzaktaydı ve görülmüyordu. Ve sanki bulutlar ayı örtmüştü. Ama Resulullah'ın yürüyüşünden, çalımından, o Resulullah'ın kokusundan o olduğunu anladım. Zifiri karanlıkta takip ettim. Hazreti Peygamber'i gördüm. Medine mezarlığına gitti. Sahabilerini emanet ettiği mezara gitti. Resulullah'ın arkasından gittim ve takip ettim onu. Baktım ki Hazreti Peygamber Medine-i Münevvere'deki Medine mezarlığına, Cennetül Bakiye girdiğinde selam verdi oradakilerine. Dedi ki Hazreti Peygamber, ey kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz öncülersiniz, biz arkanızdan geliciler'iz. Ölümü hiçlemek, ölümü yenebilmek, kendini bir an ölümün yerine, ölünün yerine koyabilmek. Hazreti Peygamber dönerken benimle göz göze geldi. Baktı ve dedi ki, Beşir, beni mi takip ettin? Dedim ki, ya Resulallah, hayvanlar vardır, haşerat, akrep, yılan vardır, gece yarısı olabilir. Hazreti Peygamber'e suikast tertiplemek isteyenler vardı Medine'de, sürekli değişik yerlerden gönderilen suikastçiler vardı. Her an Medine'de bulunan, ya ey Allah'ın Resulü, tek başınıza gidiyorsunuz. Hiç mi korkmuyorsunuz? Hiç mi endişeniz yok? Hiç mi bir şeyden korkmuyorsunuz? Etrafınızda binlerce size suikast düzenlemek isteyenler vardır. Medine'nin gecesinde kobra yılanı vardır, akrebi vardır ya Resulallah. Allah Nebisi buyurdular, beni Allah korumaktadır. Feseyekfikehumullah, onlara karşı. Vallahu yasimuke minennas,
seni insanların kötülerinden Allah koruyacak ayetlerini okudu bana. Sonra beraber Mescid-i Saadet'e doğru yürüdük diyor. Hazreti Beşir o ölümsüz hatırayı, Allah nebisine ait o hatırayı anlatırken, sonsuz salat ve selam her zamanın, her mekanın ötesinin, ötelerin de ötesinin Resulü olan Hazreti Peygamber'e olsun ve selam sahabe-i kirama olsun, sonsuz ebeden selam olsun. Evet, efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun derim ve programımızın sahabe-i kiramın bahçesinde o cennet bahçesini andıran Medine-i Münevveresi'ndeki o bahçeden aktarabildiğim kısaca bugün böyle oldu. Bugün Abese suresini Ümmü İbni Mektum'u ve efendim Hazreti Beşir'i anlamaya çalıştık ve hemen